Bu bölümde kısaca bir istatistik fiziğin neden gerekli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi belki tahmin ediyorsunuzdur artık ben tanımları basit yapmayı seviyorum. Şimdi istatistik fiziği dediğiniz şey tanımlarsak karmaşık mikroskopik sistemlerin karmaşık mikroskopik sistemlerin makroskopik pardon makroskopik basit kolektif davranışlarını açıklar. Tanım olarak kısaca bu. Hatırlarsanız mikroskopik ne demekti? Mikroskopik küçük demek işte böyle mikrop gibi. Mikroskopik sistemler dersek bunlar işte atomik seviyede veya atomik seviyeden daha küçük ölçekli sistemler yani 10 angstromdan daha küçük bu arkadaşlar. Hatırlarsanız biraz bir angstrom 10 üzeri eksi 10 metreydi. Makroskopik sistemler dediğimse bunlar da büyük sistemler. Yani büyük derken normal duyularımızla gözlemleyebildiğimiz şeyler. Mikroskopla veya işte gözümüzle veya neyse. O da bir mikrometreden ya da bir mikrondan daha büyük şeyler. Bir mikronda neydi? 10 seri eksi 6 metreydi. Yani ne bu? Katılar, gazlar, sıvılar artık neyle uğraşıyorsanız. Peki neden gerekli istatistik fizik? Hemen basit bir hesap yapalım. Neden gerekli? Şimdi mesela elektronları düşünsek, elektronların her şeyini biliyoruz. Yani bilinebilecek her şeyini biliyoruz. Mesela bir elektronun yükü, işte kütlesi, kuantum mekaniksel nasıl davranıyor? Ondan sonra ışık hızına yaklaştığı zaman relativistik nasıl hareket ediyor? Hem kuantum mekaniksel hem relativistik nasıl oluyor falan biliyorsunuzdur belki. Buna işte kuantum elektrodinamiği deniyor. Herhalde insan oğlunun yaptığı en doğru sonuç veren teori, en iyi teorilerden, en iyi teori hatta. Şimdi şey düşünelim. Mesela elimizde bir sürü elektron olsun. Ne olacak? Bir sürü bu elektronlar olsun. Hatta bu elektronlar hareket de etmesin. Hiçbir şey yapmasın. Sonra bunların arasındaki etkileşmeleri vesaireyi de ihmal edelim. Şimdi normalde bunlar duruyorsa ne yapacaktık? Her biri arasındaki işte kuvveti hesaplayacaktık, toplayacaktık vesaire falan. Yani bunlardan bir sürü varsa bunu yapmak zor bir iş. Yani prensipte yapabilirsiniz tabii. Prensipte denklemleri yazarsanız birbirleriyle etkileşimlerini yazarsınız terimlerin. Ondan sonra da prensip olarak çözebilirsiniz. Ama birincisi çok zor olur. İkincisi pratik olarak çok da fazla şey vermez. Bunu böyle analitik olarak çözmeye kalkmak ki zaten de çözemezsiniz. Niye çözemezsiniz? Hatta en güzel bilgisayarı, en pahalı bilgisayarı alsanız onunla bile çözemezsiniz. Mesela diyelim ki 10 üzeri 23 tane elektron olsun. Tamam. Ve dediğim gibi her şeyini ihmal edelim. Sadece süper bir tane bilgisayarla bunları sayalım. 3 GHz bilgisayar olsun.
bu arasındaki etkileşmeyi falan ihmal ederek sayalım bu elektronları. Kaç tane elektron varmış? Tek tek saymamız lazım. Sayalım. Sayalım. Şimdi ne olacak? Bu bilgisayarla saymaya kalksak, işte her hertz bir tane elektron saysın bu işlemci hızı yapalım. O zaman ne yapacak? 3 GHz'de kaç tane sayacak? 3 çarpı 10 üzeri 9 tane elektron sayar. Tamam. 1 saniyede. Peki, 1 saniyede bir sürü elektron sayabiliyor bu adam. Sonra şeyi hesaplayalım. Bir yılda kaç saniye var? Bir yılda neymiş? 3,2 10 üzeri 7 saniye varmış. Yani varmış değil, var. Ne yapıyorsunuz işte? Bir günde kaç saniye var buluyorsunuz, 365'te çarpıyorsunuz falan. Öyle basit bir hesap. Ondan sonra o zaman bu bir yılda bilgisayar ne kadar sayacak? Bir yılda bilgisayar ne yapacak? 10 üzeri 3 çarpı şu ikisini çarpacaksınız. 3, 10 üzeri 9 çarpı 3,2 10 üzeri 7 tane elektron sayar. O da ne yapar? İşte 9,6 10 üzeri 16. O da yaklaşık 10 üzeri 17 elektron sayacak. Bir senede. O zaman 10 üzeri 23'ü kaç senede sayar diye bakarsanız 10 üzeri 23 bölü 10 üzeri 27 eşittir 10 üzeri 6 yıl. 10 üzeri 6 yıl ne demek? 1 milyon yıl demek. Yani pratikte siz bu elektron gazının her şeyini ihmal bile etseniz, bunu sırf saymaya kalktığınız bile 1 milyon yıl sürüyor bu. Bu da bir işe yaramıyor tabii yani. O kadar vakti kimsenin yok. Peki, o zaman ne yapacaksınız? Bu istatistik fizik denen şeyi kullanacaksınız. İstatistik fizik dediğiniz şey, istatistiksel fizik. Sizin bildiğiniz temel fizik yasaları olacak. Yani sizin mikroskopik seviyede hangi bir şeyle uğraşıyorsanız onunla ilgili temel fiziği bilmeniz lazım. Bununla beraber ne yapacaksınız? Bir takım matematiksel yöntemler kullanıp bu az önce bahsettiğim bunların kolektif hareketlerini anlamaya çalışacaksınız. Bu temel fizik dediğim şey ne olacak? İşte birim parçacığın uyduğu fizik yasası. Neyse artık işte klasik mekanik de olur, elektromanyetik teori de olur veya kuantum mekaniği de olur. Matematiksel yöntemler ise işte olasılık teorisi olacak yine. Artı işte bir takım istatistik yöntemler olacak. Peki, çok basitçe böyle. Tabii bunun detaylarını önümüzdeki haftalarda göreceğiz bunu nasıl yaptığımızı. Ne işe yarıyor peki? Ne işe yarar? Şimdi bir kere 19. yüzyılın başlarında termodinamik 19. yüzyılda termodinamik yasaları bulunuyor. Endüstri devriminde olmasıyla beraber
İşte neden? Çünkü endüstri devrimi oluyor. Buhar makineleri yapıyorlar. O buhar makineleri nasıl çalışacak? İşte böyle bir şeyi ısıtıyorsunuz, buhar çıkıyor, pistonları çalıştırıyor falan. İşte orada ısı enerjisini işte mekanik enerjiye çeviriyorsunuz ya da tersini yapıyorsunuz. İşte bir takım makineler yapıyorsunuz. O zaman bunların nasıl çalıştığını anlamak önemli oluyor. Şimdi termodinamik yasalarının hepsi şey yasalar, doğrudan elde edilen empirik yasalar, yani gözlemsel yasalar. Bunları yazıyorsunuz. Gözlemsel yasaları işte. Ama bu gözlemsel yasaların neden çalıştığını bilmiyorsunuz. Yani nedenini bilmiyorsunuz. Bu tıpkı işte Newton kütle çekimini yazıyor. İşte elmayı bıraktığınız zaman yere düşüyor ama bunun neden düştüğünü bilmiyorsunuz. Ya da ne bileyim işte iki tane elektronunuz var. Bu iki elektron birbirine itiyor. Yani ne yapıyor işte böyle elektronlar yolda geliyorlar. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman bunlar kaçıyorlar birbirlerinden. Siz de diyorsunuz ki ya ben buna baktım bunlar böyle birbirlerini itti. İşte aynı yükler birbirlerini iter, benzer yükler birbirini çeker falan diyorsunuz. Ama ondan sonra ne yapıyorsunuz? Fizik gelişiyor, yeni teoriler oluşturuyorsunuz. Anlıyorsunuz ki mesela bu iki elektron arasında bir tane foton gidiyormuş. Bu ona haber veriyormuş, o da kaçıyormuş. Ondan sonra bu iki elektronun birbirini neden ittiğini anlamış oluyorsunuz. Benzer şekilde termodinamik yasalarında da böyle. Termodinamik yasalarını anlamanız için ilk başta işte gazların kinetik teorisini kullanıyorsunuz. Ondan sonra işte Boltzmann'la beraber istatistik fizik geliştiğinde termodinamikteki tüm bu gözlemsel yasaların istatistik fizik ile türetebiliyorsunuz. Fizik ile bulunabiliyor. Hatta enteresan bu ilk termodinamik yasalarını falan yazarken bu ısının ne olduğunu anlamıyorlar. İşte böyle kalorik diye bir şey uyduruyorlar. Kalorik dediğiniz şey oradan oraya atlayan, zıplayan bir şey gibi. Ne denir? Tıpkı bir belki de bir parçacık gibi bir şey. Öyle iletiliyor falan diyorlar. Tabii sonra bunun doğru olmadığı çıkıyor. İstatistik fizikte de tüm bu termodinamik yasalarını buluyorsunuz. Dediğim gibi bu dönem genelde bunun üzerine çalışacağız. Bu termodinamik yasalarını istatistik fizikten çıkartacağız. Ama sadece istatistik fizik dediğim, fizikte de yani sadece termodinamik değil, termodinamik ile beraber kuantum mekaniğinde, mekaniği, işte parçacık fiziği, aklınıza gelebilecek her şeyde katay fiziği tabii ki. Ondan sonra ne bileyim parçacık fiziği. Hatta zorlarsanız kütle çekimde bile bir takım uygulamalarını bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu fiziğin çok önemli bir dalı, istatistik fizik. Diğer taraftan başka fizik haricinde ne işe yarıyor? Fizik harici işte bu bilişim teknolojilerinde. Mesela bu JPEG dosyaları sıkıştırmak için istatistik mekanik bilmeniz gerekiyor. Kriptolojide ne bileyim işte bilişimin içine yazabilirse herhalde bunların hepsine kriptoloji. Ondan sonra kuantum bilgisayarlar. İşte son zamanda oldukça popüler olan büyük veri. Büyük verilerin analizi, onların anlaşılması, makine öğrenmesi. Hatta
yapay zeka vesaire gibi konularda bunların bayağı ciddi uygulamaları var. İstatistiksel fiziğin. Diğer taraftan tabii ki biyolojide ciddi uygulamaları var. Sonra başka ekonomide uygulamaları var. İşte borsanın hareketleri. Eğer sizin ekonominiz ekonomi bilimine göre çalışıyorsa, yani biri çıkıp da ekonomi teorisine ters bir şeyler söylemiyorsa, orada da bu şeyleri kullanabiliyorsunuz. İstatistik mekanikten öğrendiğiniz yöntemleri ekonomiye uygulayıp bir takım öngörülerde bulunabiliyorsunuz. Hatta sosyal bilimlerde kullanıyorsunuz. Sosyal bilimlerde de işte toplumsal dinamikler, ondan sonra hatta psikoloji vesaire uygulamaları var bunların. Şimdi şey ne denir? İşte fizikçi olunca belki ukala alıyorsunuz, belki bazıları kızıyor falan ama bu kadar uygulamaya baktıktan sonra işte fizik biliyorsanız şöyle diyebilirsiniz. Bir yerde okumuştum ben bunu. Kim yazdı unuttum ama. Gerçi bunu yapan hesaplamalı fizikçiydi ama işte hesaplamalı kısmını attım ben teorik fizikçi olduğum için. Belki teorik fizikçiler daha ukala alıyordur, bilmiyorum. Fizikçiler her şeyi anlayabilir diyor bu arkadaş. Hatta bununla da kalmıyor. Diyor ki hatta her şeyi herkesten daha iyi anlayabilir diyor. Anlamayabilir tabii yani işte. Ama anlama ihtimali var her şeyden. O yüzden bu ders bayağı enteresan olacak. Bayağı enteresan bir ders yani, konu olarak enteresan bir ders. Önümüzdeki haftadan itibaren işte şey yapmaya başlayacağız. Ne denir? Böyle bir şey oldu, beceremedim. Evet. Önümüzdeki haftadan itibaren artık ciddi ciddi fizik yapmaya başlayacağız. Bu ilk haftaydı. Daha tam giriş vesaire falan, daha popüler fizik seviyesinde kaldık bu hafta. Ama önümüzdeki hafta ciddi ciddi artık ders yapmaya başlayacağız. Ne denir? Dediğim gibi bu istatistik fizik. Eğer ileride disiplinler arası çalışmak istiyorsanız size en faydalı olacak derslerden bir tanesi. Buradan pek çok konuyu atlayabilirsiniz, pek çok konuyu anlayabilirsiniz. Yani hiçbir şey yapmasanız bile, belki vakit olursa onu da gösteririm. İşte evde bir kavanoz içinde leblebiler ve fındıklar varsa karışık şekilde işte kavanozu sallayarak fındıkların yukarıya çıktığını öğrenirsiniz. Modellemesini, nasıl olduğunu, niye olduğunu anlarsınız. En azından hayatınızda böyle bir kolaylık olur. Önümüzdeki hafta derslerde görüşmek üzere.